Merhaba, ben Elif. Bugün size Tia Sharp'tan bahsedeceğim. Tia Sharp ne yazık ki henüz 12 yaşındayken öldürülmüş bir kızdı ve hikayesi gerçekten üzücü. Eğer hikayesini, hayat hikayesini merak ediyorsanız hemen anlatmaya geçiyorum. Tia Sharp, Güney Londra, İngiltere'de yaşıyordu. 30 Haziran 2000'de Natalie Sharp ve Stephen Carter'ın çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesi onun hamile olduğunu öğrendiğinde çok gençti ve sonrasında tekrar evlendi, tahmin edebileceğiniz gibi. Hani soyadı da zaten bu yüzden farklı. Christine Bicknell, yani Natalie Sharp'ın annesi, Tia'nın anneannesi. Natalie Sharp ve Tia birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlardı. Üç jenerasyondular ama bunun dışında da birbirleriyle yakın arkadaş gibilerdi. Aralarındaki bağ gerçekten çok güçlüydü. Mutlu bir çocukluğu vardı. Çevresindekiler Tia'dan mutlu, kendine güvenen bir çocuk olarak bahsediyorlar. Düşüncelerini gerçekten söylemekten hiç çekinmeyen bir çocuk olarak anıyorlar onu. Dışa dönük, özgür ruhlu biriydi. Annesi onun için, "Eğer Tia odaya girerse onu fark edersiniz," şeklinde bahsediyor. Birileriyle tanışmaktan asla çekinmezdi. Arkadaş çevresi genişti. Notları yüksek bir öğrenciydim. Sadece 2008 ile ilgili küçük bir sıkıntı var okulla ilgili. O da şu. Tia 2008'de okula sık sık gitmemiş. Yani devamsızlığı fazlaymış. Hatta sosyal hizmetler devreye girip aileyle görüşmüşler. Tia'nın annesi Natalie ve eşi uyuşturucu kullanıyorlarmış. Tabii ki bu durum sosyal hizmetleri endişelendirmiş ve bunu bildirmişler. Tia istismara uğruyor olabilir ya da ihmal ediliyor olabilir diye. Ama bundan bir şey çıkmamış. Yani Tia'nın istismara uğradığı ya da evle ilgili bir sorun olduğuna dair bir şey çıkmamış. 2012 yılına gelirsek, yani 12 yaşına, Tia'nın anneannesi Christine o sırada 37 yaşında olan Stuart Hazel isimli biriyle birlikteydi. Şimdi bu kısım biraz karışık. İsimler de genelde soy isimler de farklı olduğu için size farklı geliyor olabilir. Buraya bir fotoğraf gibi bir şey ekleyeceğim. Stuart aslında başlangıçta Tia'nın annesiyle birlikteydi. Bu ilişki uzun sürmüyor. Bir iki haftalık bir ilişkiden sonra ayrılıyorlar. Ve bunların hepsi 2002 yılında yaşanıyor. Yani Tia henüz 2 yaşındayken. 5 yıl sonra 2007 yılında Stuart ve Tia'nın anneannesinin ilişkisi başlıyor. Videonun başında anneanne, anne kız ilişkisinin ne kadar yakın olduğundan bahsetmiştim. Böyle bir durumda, yani Stuart ve Christine'in ilişkisi başlarda biraz problem oluyor. Çünkü önce kızıyla çıktı, 5 yıl sonra annesiyle çıkmaya başlıyor falan. Bu biraz sıkıntı yaratıyor aile içerisinde. Ama sonra bu durum düzeliyor. Natalie bunu sorun etmiyor. Muhtemelen annesini mutluluğu gördüğü için ya da işte bilmiyorum artık nedenini, ama Stuart ailenin sevilen bir üyesi haline geliyor. Zaten Stuart Christine ile çıkmaya başladıktan bir hafta sonra onun evine taşınıyor. Bu arada Tia da Stuart Hazel'i çok seviyor ve aralarında bir kan bağı olmasa da onu dedesi yerine koyuyor ve ondan bahsederken de hani büyük babası, dedesi olarak bahsediyor. Tia'nın kendisinden küçük üvey iki erkek kardeşi var ve onlar da Stuart'ı çok seviyorlar. Ama tüm bu ailenin alıştığı, sevdiği adamın geçmişi karanlık, uzun bir suç geçmişiyle dolu. Yıllara göre suçlarını tek tek söylemeyeceğim ama hırsızlık, uyuşturucu, yol ortasında birilerine saldırmak gibi bazı şiddet içerikli suçlar hepsi bulunuyor. Tia'nın anneannesi Christine, Stuart'ı daha farklı biri olarak anıyor. Nazik, asla agresif veya işte kavgacı olmayan biri olarak ondan bahsediyor. İşlediği suçları bilerek ve tüm bunların geçmişte kaldığını söyleyerek onu bu şekilde kabul ediyor. Bu arada Stuart'ın 2010'da işlediği suçlar da var aslında. Onu araştırırken bunu da gördüm. Ama belli ki dediğim gibi işte Christine bunları sorun etmiyor. Onu bu şekilde kabul ediyor. Onu seviyor ve onun kendisini güvende hissettirdiğini, işte ona değer verdiğini söylüyor. Ve bunların hepsini hissettirdiğini söylüyor. Stuart bir noktadan sonra artık aile reisi gibi oluyor aradan geçen yıllarda. Herkesi kolluyor, onlarla ilgileniyor. Her şeyle ilgileniyor yani. 2012'de Tia'nın annesi ve anneannesi Tia'nın 12. doğum günü için dışarıda özel bir doğum günü planlıyorlar. Ve Tia'ya diyorlar ki sadece bir arkadaşını davet edebilirsin bizimle birlikte. Tia bir arkadaşını seçmek yerine büyük babası olarak gördüğü Stuart'ı seçiyor ve onlara hani Stuart'ın gelip gelemeyeceğini soruyor.
Bu anı bile aslında Tia'nın Stuart'ı ne kadar sevdiğini, ona ne kadar değer verdiğini aralarındaki bu bağı gösteriyor. Şimdi kalan kısma geçmeden şunu söyleyeyim. Tia, annesi ve iki erkek kardeşiyle birlikte Croydon, Londra'da yaşıyor. Tia'nın anneannesi Christine ve Stuart da New Eddington'da yaşıyorlar. Yani birbirlerinden ayrı yerlerde yaşıyorlar. Olayın gerçekleştiği zamanlara gelirsek. Tia, Christine ve Stuart'la zaman geçirmeyi sevdiği için onları da ziyarete gidiyor. Ağustos'ta anneannesi Christine ve Stuart'a mesaj atarak birkaç geceliğine gelip sizde kalabilir miyim diye soruyor. Stuart da buna cevap veriyor. Diyor ki, gelebilirsin ama hani anneannen gece vardiyasında çalışıyor. Yani evde sadece sen ve ben olacağız. Eğer bu senin için ve annen için sıkıntı olmayacaksa gelip kalabilirsin tabii ki. Bizdeki hiçbir problem yok diyor. Anneannesi o sırada bir barda çalışıyor. Natalie, yani Tia'nın annesi, bu duruma izin veriyor. Onun için sıkıntı olmayacağını söylüyor. Ve 2 Ağustos'ta annesi Tia'yı tren istasyonuna bırakıyor. Stuart, Tia'yı istasyondan alıyor. Birlikte çıkıyorlar ve yiyecek bir şeyler almak için markete gidiyorlar. Bunların hepsi güvenlik kameralarında görünüyor. Hiçbir sıkıntı yok. Akşam Christine Stuart'ı arıyor. O sırada işte ve günlük normal olan bir konuşma geçiyor aralarında. İşte ne yapıyorsunuz, Tia nasıl falan gibi. Stuart'ta iyi olduklarını, PlayStation oynadıklarını söylüyor. Christine bu sırada Tia'nın arkadan güldüğünü duyuyor. Her şey yolunda, olması gerektiği gibi normal görünüyor. Fakat Christine 3 Ağustos'ta gece vardiyasından eve döndüğünde Tia'ya bakıyor ve onun evde olmadığını fark ediyor. Stuart da Tia'nın nerede olduğunu soruyor ve Stuart, Tia'nın arkadaşlarından biriyle birlikte ayakkabı almak için alışverişe gittiğini söylüyor. Christine bunu sorun etmiyor çünkü daha önce anlattığım gibi hani Tia kafasına göre takılan, hani özgür bir çocuk. Yani istediği şeyleri yapan, dışarı çıkan, hani onun için bunlar gayet normal aslında. Fakat günün devam eden saatlerinde Christine endişelenmeye başlıyor. Çünkü saat akşamüstü 6 olmasına rağmen Tia eve dönmüyor. Üstelik bir telefon olmasına rağmen o gün Stuart ve Christine'in evinde unutmuş. Bu yüzden ona ulaşamıyorlar. Christine kızı Natalie'yi arıyor. Belki ona ulaşmıştır ya da belki hani eve dönmüştür erkenden diye düşünerek. Ama Natalie de Tia'dan hiçbir haber almamış durumda. Bunun üzerine Christine, Stuart ve Natalie etrafta onu aramaya başlıyorlar. Hani belki arkadaşlarıyla takılırken zamanı fark etmemiştir, belki henüz gelmemesinin mantıklı bir açıklaması vardır diye düşünüyorlar. Saat akşam 10 olduğunda artık bir şeylerin yanlış olduğunu, özellikle Natalie kızından bu kadar uzun süre haber alamamasının kötü nedenleri, hani kötü bir şey olduğunu düşünerek üçü birlikte polise gidiyorlar. 12 yaşındaki Tia'yı kayıp olarak bildiriyorlar. O an hepsi oldukça endişeli tabii ki. Polis Stuart'a sorular soruyor. En son torununu, Tia Sharp'ı ne zaman gördüğü gibi. O da öğlenden önce, 12'den önce alışverişe çıkmadan Tia'yı gördüğünü söylüyor. Tia'yı gören son kişi Stuart olduğu için muhtemelen polis şüpheleniyor. Yani bütün okları onu gösteriyor. Ta ki Christine ve Stuart'ın komşuları Paul Meehan polise gidip Tia'yı Christine ve Stuart'ın evinden çıkarken gördüğünü söyleyinceye kadar. Kayıp olduğunu bildirilmesinin ardından polis hemen Christine ve Stuart'ın evine gidip kontrol ediyorlar. İşe yarayacak bir şey var mı, işte onu bulunmasına yardımcı olabilecek bir şeyler var mı diye bakınıyorlar. Ama hiçbir şey bulamıyorlar. Tia Sharp'ın kayboluşu hızlıca her yere yayılıyor ve yerel bir haberden ulusal bir habere dönüşüyor. İnsanlar bu küçük kızın hemen bulunmasını istiyorlar. Çünkü böyle bir durumla karşılaştığınızda yani bunu umut edersiniz, onun hemen ve sağ salim bulunmasını umut edersiniz. Tia'nın ailesi de Tia için bir arama planlıyorlar ve bu Tia'nın büyük babası Stuart tarafından yönetiliyor. Demiştim ya hani aile reisi gibi oluyor artık diye. Afişler, broşürler, tişörtler bastırıyorlar ve Stuart torununun bulunması için her şeyi yapıyor. Fakat Tia'dan hiçbir iz yok. Ulusal bir habere dönüştükten sonra polise Tia'yı gördüğünü söyleyerek arayanlar oluyor ve polis bunların hepsine bakıyor ama hepsi asılsız çıkıyor. Tia'yı bulması için 80 polis görevlendiriliyor. Yaklaşık 800 saatten fazla güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor. Ama Tia hiçbirinde gözükmüyor. 7 Ağustos'ta Tia kaybolduktan birkaç gün sonra polis yerel ormanlık bir alanı aramaya başlıyor. Çünkü geldikleri noktada aradan geçen hani kısa bir zamanda olsa aradan geçen zamanda artık belki de hani yaşama ihtimalinin oldukça düşük olduğunu düşünüyorlar. Ve belki cesedinin o alanda hani bulunabileceğini düşünerek orayı aramaya başlıyorlar. Tia'yı orada da bulamıyorlar. The Sun gazetesi Tia'nın bulunmasına yardım edebilecek bir bilgiyi veren kişiye 25 bin pound ödeyeceklerini söylüyor. 8 Ağustos'ta polis tekrar Stuart ve Christine'in evini arıyor. Bu kez yanlarında aramaya yardımcı olabilecek bir köpeği de götürüyorlar.
belki kokusunu alır, kanının ya da işte cesedinin bulunmasına yardımcı olabilir diye. Ama yine hiçbir sonuç yok. Bu noktada polis Stuart'a sorular sormaya başlıyor. Ama bu şüpheli olarak değil aslında. Hani onu şüpheli olarak görerek sormuyorlar. Normal, sadece bilgi almak için soruyorlar bunları. Ama Stuart polis tarafından araştırıldığını ve potansiyel bir şüpheli olarak görüldüğünü düşünmeye başlıyor. Böyle hissediyor. Ve herhalde artık paranoya yaklaşıyor mu bilmiyorum. Bir şekilde adını temizleyebilmek için bunu söyleyerek bir televizyon kanalıyla iletişime geçiyor. Tia ile ilgili haber yapıp yapmayacaklarını soruyor ve kanalda bunu kabul ediyor. Polis ve aslında herkes niye böyle bir şey kalkıştığını sorguluyorlar. Çünkü hani bu tuhaf bir durum. Şüpheli bile değil ama adını temizlemek için bir kanala çıkıyor. Bu röportaj yaklaşık 10 dakika uzunluğunda. Stuart, Tia'nın kaybolduğu 3 Ağustos günüyle ilgili yaşananları, neler yaptığını tüm ayrıntılarıyla anlatıyor. Halıyı süpürdüğünü, çay içtiğini, işte çamaşırları hallettiğini, her şeyi detaylıca, hiçbir detayı atlamaksızın anlatıyor. Bu da biraz tuhaf aslında çünkü evden çıkmadan önce örneğin halıyı süpürmesinin ve halıyı detaylıca anlatmasının Tia'nın kaybolmasıyla ne alakası var? Ve açıkçası yaşanan böyle bir olaydan sonra hani o günün ne kadar pürüzsüzce anlatılabileceği de bir soru işareti aslında. Bir de bu görüşmeyle ilgili beden diliyle ilgili çalışan bir uzman Cliff Lancy görüşmede Stuart'ın bir şeylerde yalan söylediğine emin olduğunu açıklıyor. Bunu da kulaklarının kızarmasıyla açıkladı. Çünkü kulaklarımızdaki kılcal damarlar kan basıncı arttığında renk değiştirirler. Bu da korktuğunuzda ya da gerildiğinizde olan bir durum. Cliff Lancy de söylediği yalan ya da yalanların yakalanmasından korktuğu için böyle bir şeyin olabileceğini öne sürüyor. Her neyse görüşmeden sonra 10 Ağustos'ta polis tekrar Stuart ve Christine'in evini arıyor. Bu artık evin 4. kez aranması. Aramanın yapılacağı o gün Stuart sabah erken saatlerde kalkıp evden ayrıldı. Bir süre sonra Christine uyandı ve kalktığında evin içerisinde güçlü, yoğun bir koku vardı. Christine evin içerisinde dolaşıp hani bu kokunun nereden geldiğini, hani kaynağının neresi olduğunu bulmaya çalıştı ama kokunun nereden geldiğini bir türlü bulamadı. Polis eve geldiğinde ve kokuyu aldığında hemen Christine'i evin içerisinden uzaklaştırdı. Adli tıp ekibi eve geldi ve aramaya başladı. Ekip öğlende tavanın arasında bir ceset buldu. Ceset siyah bir çarşafa sarılmış, üzerine siyah poşet geçirilmiş ve sıkıca bantlanmış durumdaydı. Tabii bu cesedin hani Tia Sharp'a ait olduğu düşünüldü. Yine de işte hani otopsi için götürüldü. Ceset sıcak hava yüzünden bayağı kötü çürümüş durumdaydı ve yani bakarak kimin ne olduğunun anlaşılabileceği bir durumda değildi. Diş kayıtlarından bulunan cesedin Tia Sharp'a ait olduğu doğrulandı. Tia'nın ailesi tabii ki bu yeni gelen bilgilerle şok oldular. Christine ve Natalie hani yıkılmış durumdalardı resmen. Ama dedesi Stuart tüm bu yeni bilgiler ışığında da ortada yoktu. Tia'nın bedeni bulundu, üstelik kendi evlerinde. Ama dediğim gibi Stuart ortada yoktu. Dedesi Stuart ortada yoktu. Haliyle baş şüpheli olarak aranmaya başlandı. Aynı gün içerisinde çok geçmeden güvenlik kameralarına takıldı ve 11 yaşındaki bir tanık sayesinde akşam 8:25-8:30 gibi Tia Sharp cinayetinin şüphelisi olarak tutuklandı. Hemen ardından iki tutuklama daha gerçekleşti. Tia'nın anneannesi Christine ve komşuları Paul cinayetle ilgili tutuklandılar. Çünkü Christine o evde yaşıyordu ve komşuları Paul da hatırlarsanız Tia'nın evden çıktığını söylemişti. Stuart'tan tüm şüpheleri uzaklaştırmıştı ama aslında öğreniyoruz ki Tia evden hiç çıkmamış. Christine ertesi gün serbest bırakıldı ama bu hani yine de kızıyla aralarının bozulmasına sebep oldu. Stuart'a gelirsek. Stuart, Tia'nın onu gözetimindeyken öldüğünü ve cesedini sakladığını kabul etti. Ama Tia'yı öldürmediğini söyledi. Tia'nın ölümünün 2 Ağustos gecesi olduğunu, merdivenlerden düşerek kafasını çarptığını ama bir şey olmadığını düşündüğünü söyledi. O gece çok fazla içmişti. Bu yüzden sızdı ve onu hastaneye, yani götürmesi gereken yere götürmedi. Kalktığında ise Tia'nın ölü bedenini gördüğünü söyledi. O uyurken Tia düştü ve kafa travması geçirerek muhtemelen öldüğü için, onun gözetimindeyken yaşandığı için kendisini çok suçlu hissettiğini, Christine ve Natalie'ye olanları hani anlatmakla yüzleşemeyeceğini düşünüp Tia'nın bedenini siyah çarşafa ve siyah torbaya koyup sıkıca bantlamaya ve saklamaya karar verdi.
Bu arada Tia'nın kıyafetleri ve gözlüğü de poşetlere sarılmış bir halde yine olay yerinde, o hani cesedinin bulunduğu yerin yakınında bulundu. Gözlüğü kırıktı bulunduğunda. Şimdi bu süreçte herkes Stuart'tan artık hani nefret etmeye başladı dediğim gibi, çünkü ulusal bir habere dönüşmüştü. Ama polis de çok tepki gördü. Çünkü Tia tüm hafta boyunca o evdeydi ve ev 4 kez aranmıştı. Üstelik tavan arası da dahil olmak üzere. Polis bir şekilde bulamadı ve muhtemelen hani o cesedin yeri de çok iyi saklanmış durumdaydı. Ama polis bununla ilgili yine de Tia'nın ailesinden özür diledi ve bunun bir hani insan tahtası olduğunu söyledi. Bununla ilgili araştırma yapılacağını söyledi. Stuart ve Christine'in evi aranırken 2 hafıza kartı bulundu. Ki bunlar gerçekten çok iyi saklanmış durumdalardı. Bu yüzden hani ne var ki bunların içinde bu kadar saklandı diye düşünülerek kartlar incelenmek için alındılar. Kartların içerisinde çok sayıda silinmiş video ve fotoğraf bulundu. Ve bu fotoğraf ve videoların hepsi kurtarıldılar. Bu polis için ayrıca şok edici bir durumdu. Çünkü bu kartlarda silinmiş fotoğraflardan birisi Tia Sharp'ın çıplak bir fotoğrafıydı. Üstelik bu fotoğraf çekildiği sırada Tia Sharp'ın yüksek ihtimalle ölü olduğu belirlendi. Silinenler arasında Tia'nın haberi olmaksızın çekilen videolar da vardı. İşte uyurken çekilen, bacaklarını nemlendirici sürerken gizlice çekilen videolar gibi. Aynı zamanda polis Stuart'ın arama geçmişine baktı ve işte onun hani çocuk pornografisine ve işte ensest pornolara ilgi duyduğunu buldular. Bu bulunan yeni kanıtlarla Tia'nın ölümünün kazara olmadığı hani ya düşünülmeye başladı. Hani hepimiz bunu düşünüyoruz diye düşünüyorum şu an ben. Ama bedeni gerçekten çok kötü bir durumdaydı. Fazlaca bozulmuştu, çürümüştü. Bu yüzden tam bir ölüm nedeni dahi bulunmadı. Yüksek ihtimalle boğularak öldürüldüğü sonucuna ulaşıldı. Mayıs 2013'te duruşmalar başladığında Stuart suçsuz olduğunu söyledi. Tabii bu süreçte ailesi de salondaki herkes gibi duruşmalarda tüm bu hani gizlice çekilen videoları ve muhtemelen öldükten sonra çekilen çıplak fotoğrafını gördüler ki bu gerçekten korkunç, travmatik bir şey. Duruşmalar başladıktan 4 gün sonra Stuart ifadesini değiştirip suçlu olduğunu kabul etti ve şartlı tahliye için askeri 38 yıllık ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Tia'nın annesi Natalie karardan memnun olmadığını söyledi. Yani her anne gibi ortada yitip giden bir hayat var. Bu arada Paul isimli komşu da 5 aylık bir hapis cezası aldı. Belediye başkanı Tia'nın cesedinin bulunduğu evi ve iki yanındaki evlerin yıkılacağını duyurdu. Bununla ilgili paylaşacağım bilgiler bu şekildeydi. Görüşürüz.